Evet arkadaşlar bu soruda da bakın bölme ve toplama işlemini görüyoruz. Önce tabi bölme işlemini yapacağız. Burada 5 bölü a'yı aynen yazalım. Artı burada bakın 2 kare farkı var. Yani a karesi eksi 5'in karesi var. O zaman arkadaşlar bu ifade a eksi 5 ve a x artı 5 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Şimdi bölme işlemini çarpmaya çevirelim. Çarpı diyelim. Bunu ters çevireceğiz. Paydadaki bx eksi 1'i paya yazıyorum. bx eksi 1 şeklinde. Şimdi pay kısmını arkadaşlar önce çarpanlarına ayıralım isterseniz. Şimdi abx kareyi biz ax ile bx'in çarpımı şeklinde. Eksi 5'i de arkadaşlar 5 ile 1'in tabi burada biri eksi olacak. Hangisi eksi olması lazım? Onu da şuradan görebilirsiniz. Bakın x'i dağıttığınızda 5bx eksi ax var. Yani eksi ax olabilmesi için birin eksi olması lazım. Çünkü çarptığımızda eksi ax bu şekilde çarptığımızda 5bx geliyor. Yani ortadaki terimi bana veriyor. Bakın 5bx eksi ax. O zaman arkadaşlar bu ifade ax artı 5 ve bx eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. bx eksi 1'ler gitti. ax artı 5'ler gitti. Şimdi kalanları yazalım. 5 bölü A artı AX eksi 5 bölü A. Bakıyoruz arkadaşlar paydalar aynı. O zaman pay kısımlarını toplarsak 5 eksi 5'i götürür. AX bölü A gelir ve burada A'lar da gider. Ve ifade arkadaşlar X'e eşit olur. Evet arkadaşlar bu soruda biraz dikkat istiyorum sizden. Hani derler ya sazan gibi atlamayalım. Neden? Çünkü arkadaşlar burada bölme işlemi var. Evet önce bölme işlemi yapacağız. Ancak Buradaki bölme işlemi sadece arkadaşlar ax'i kapsıyor. Artı 5 ayrı. Çünkü ax artı 5 parantez içinde değil. Yani ax artı 5 bütün bir ifade değil arkadaşlar. ax ayrı biz bölmeyi yaparken sadece ax'e böleceğiz. Sonra arkadaşlar 5 ile toplayacağız ifadeyi. O yüzden bakın ifadeyi şöyle yazıyorum. Eksi x artı a kare x kare bölü a çarpı 1 bölü ax diyorum. Bunu yanlışlıkla 1 bölü ax artı 5 yazanlar olacaktır. Ona dikkat edin. Burada niye olmuyor? Çünkü ax artı 5 parantez içinde değil arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Sonra artı 5 ayrı. Onu daha sonra toplayacağız. Şu çarpmayı bir yapalım. Tabi orada sadeleştirmeler var bakın. Eksi x, x dursun. A ile a'yı çarptığımda a kare yapıyor. Yukarıdaki a kare gidiyor. X ile arkadaşlar. Evet bir tane yukarıdaki x sadeleşiyor. Yukarıda sadece x kalıyor. Paydada zaten hiçbir şey yok. O zaman artı x geldi. Artı 5 oldu. E bakıyorum. Eksi x de artı x'i götürdü. Cevap arkadaşlar 5 geldi. Bu soruda arkadaşlar bakın ax artı 5 parantez içinde. Yani burada size parantezin önemini göstermek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız gerekli olan parantezleri kullanmıyorlar. Evet burada arkadaşlar parantez varsa işin nasıl değiştiğini görün diye bu iki soruyu arkadaşlar karşılaştırmanızı istiyorum. Yani üstteki soruda parantez yoktu. Ne yaptık? AX'i ayrı 5'i ayrı düşündük. Ancak burada parantez içinde AX artı 5, AX artı 5'i bir bütün olarak düşüneceğiz. Yani bölmeyi yaparken bakın 5 bölü A'yı aynen yazıyorum artı. Yine burada iki kare farkından çarpanlarını ayıralım. AX eksi 5 ve AX artı 5 şeklinde bölü a. Bakın burada çarpı 1 bölü a x artı 5 diyoruz. Yani bir önceki soruda olduğu gibi 1 bölü a x demiyoruz. Çünkü orada niye demiştik? Orada parantez yoktu. 5 ayrı a x ayrı şekilde düşünmemiz gerekiyordu. Şimdi burada a x artı 5'ler gitti. Sadeleşti. Işte. Diğer ifadeleri yazalım. 5 bölü a artı a x eksi 5 bölü a geldi. Burada topladığımızda paydalar aynı zaten. 5'ler de gidecek. Ax bölü A gidecek ve cevap oradan x gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu soruda da en sade hali bizden isteniyor. Şimdi bu tip sorularda yani arkadaşlar 4 tane terim görüyorsanız ve bu 2'ye 2 gruplandırma şeklindedir veya 3'e 1 gruplandırma şeklinde yapılır. Şimdi bakalım 2'ye 2 olabilir mi? Üst tarafta olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü arkadaşlar mesela ben bu ikisini bir grup yapsam. Ne olur buradan? x, x artı y ile x artıya çarpımı gelir. E sağ taraftan x eksiye veya x artıya yani şu ikisinden böyle bir çarpan geliyor mu? Gelmiyor. O zaman arkadaşlar demek ki doğru yolda değiliz. Hemen bunları değiştirelim. Şöyle bir şey yapalım. Mesela x kare eksi 10x artı 25. Bu üçünü bir araya getirdiğimiz zaman yani üçünü bir grup yaptığımız zaman bir tam kare geliyor. Bakın x kare eksi 10x artı 25. Bu neyin karesi? x eksi 5'in karesi. bir de yanında ne var eksi y kare var ondan sonra bakın iki kare farkı çıkıyor aşağıya bakalım aşağıda grup iki e, ikili gruplar olabilir arkadaşlar bakın x kare eksi y kare bir grup eksi 5x artı 5y bir grup yapabiliriz çünkü orada eksi 5 parantezini alırsam x eksi y gelecek ve x eksi y soldaki x kare eksi y kareden geliyor zaten yani ifadeyi şöyle yazalım x eksi y x artı y İlk grubu bu şekilde çarpanlarına ayırıyorum. İkinci grubu arkadaşlar eksi 5 parantezine aldığımda orada da x eksi y geliyor. Şimdi arkadaşlar üst tarafta iki kare farkını uygulayalım. x eksi 5 eksi y x eksi 5 artı y. Alt tarafa bakalım. Orada x eksi y'ler ortak. Hemen x eksi y parantezine aldığımda x artı y ilk gruptan ikinci gruptan eksi 5 geliyor. Ve arkadaşlar bakın şu iki ifade aynı. Bunlar sadeleşiyor. Şimdi üst tarafta x eksi y eksi 5 var. Şöyle. Alt tarafta x eksi y var. Ve bana x eksi y aslında verilmiş. Bakın. Şuraya dikkat ederseniz y'yi karşıya attığınızda x eksi y'nin 4 olduğunu buradan görebilirsiniz. Hemen x eksi y'ye 4 yazalım. Şuraya yani. 4 eksi 5'ten eksi 1 pay pi gelir. Payda da zaten 4 olduğu için cevap eksi 1 bölü 4 olur. Evet arkadaşlar bu soruda ne diyor? Bakın kesre sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre. K'nın alabileceği değerler toplamını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bunu iki farklı şekilde göstereceğim. Önce şöyle yapalım. Mesela x eksi 1 ile sadeleşmiş ise o zaman 42'nin eksi 1 diye bir çarpımı olması gerekiyor. E, eksi 1 ile neyin çarpımı 42? Eksi 42'nin. Bunların toplamı bana neyi veriyordu? X'in kat sayısını. Yani arkadaşlar eksi K Eksi 1 ile eksi 42'nin toplamı k buradan 43 geliyor. Ve arkadaşlar x eksi 1 ile değil x artı 7 ile sadeleşmiş olursa ne olur? O zaman arkadaşlar 42'nin çarpanlarında 7 yarayacaksın. Var mı? Var. 7 ile neyin çarpımı 42? 6'nın. O zaman eksi k bu sefer arkadaşlar bunların toplamına eşittir. Yani 7 ile 6'nın toplamına eşittir. Oradan k eşittir. Eksi 13 gelir arkadaşlar. Ve kanalca değerler toplamı dediğimiz zaman 43 ile eksi 13'ü topladığımızda cevap buradan 30 gelir. Diğer yöntemde arkadaşlar polinomları hatırlamanızı istiyorum. Bakın mesela x eksi 1 ile sadeleşiyorsa demek ki yukarıdaki ifadenin yani yukarıdaki polinomun diyelim onu da isterseniz px eşittir x kare eksi kx artı 42 şeklinde yazın. Bunun da x eksi 1 diye bir çarpanı yani arkadaşlar x eksi 1'e tam bölünmesi gerekir. Yani x eksi 1'e tam bölünüyorsa o zaman ne olur? P1 sıfır eşit olur. Hemen x yerine 1 yazalım. 1 eksi k artı 42 eşittir 0. K oradan 43 gelir. Veya x eksi 1 ile değil de x artı 7 ile sadeleşiyorsa o zaman arkadaşlar ne olacak? x artı 7'yi sıfırlayan derne eksi 7. x eksi 7 verdiğinizde polinom sıfıra ve arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Payda da x artı 7 ve pay kısmında da x artı 7 çarpanı var. Nasıl paydayı sıfırlıyorsa eksi 7 yazdığınızda payı da sıfırlar değil mi? Yani siz pay kısmında eksi 7 yazdığınızda ifade ne iş olması lazım? Sıfır eşit olması lazım. Yani arkadaşlar polinomda x'in eksi 7'yi yazalım. 49 artı 7k artı 42 eşittir sıfır olacak. Ve buradan 7k eksi 91'e k da eksi 91 bölü 7'den eksi 13'e eşit olur. Ve K'nın alacağı değerler toplamı da 43 ile eksi 13'ü topladığımızda 30 gider arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar gruplandırma yapalım. Mesela şu ikisini bir grup yapalım. Burada kök 5'ler ortak. Aynı şekilde altta da mesela kök 5'ler ortak. Kök 5 parantezini alalım isterseniz hemen. Kök 30 biliyorsunuz kök 5 ile kök 6'nın çarpımı. Kök 5 parantezini aldığım zaman kök 6 artı 1 geliyor. Ve sağdaki arkadaşlar ikili grupta eksi 1 parantezin aldığınızda orada kök 6 artı 1'i göreceksiniz. Altta da yine kök 5 parantezin aldım. İlk grupta kök 6 eksi 1 geldi. Yine diğer grupta arkadaşlar eksi 1 parantezin aldığımızda kök 6 eksi 1 gelir. Sonra arkadaşlar pay kısmında kök 6 artı 1'ler ortak. Kök 6 artı 1 parantezine alıyorum. Ve orada kök 5 eksi 1 geliyor. Üst tarafta Aşağıda kök 6 eksi 1 parantezini aldığımda arkadaşlar oradan da yine kök 5 eksi 1 geliyor ve kök 5 eksi 1'ler sadeleşiyor. Şimdi kalan ifadeyi de düzenleyelim isterseniz. Eşliğinde çarpalım. Kök 6 artı 1 ile pay ve paydayı çarptığımızda yukarıda kök 6 artı 1'in karesi gelecek. Yani kök 6 artı 1'in karesini aldığımızda arkadaşlar kök 6'nın karesi 6, 1'in karesi 1 bir de çarpımların 2 katı var. O da 2 kök 6 yapıyor. Paydamızda 6 eksi 1'den 5 geliyor. Yani düzenlediğimizde 7 artı 2 kök 6 bölü 5 olur. Bu soruda da arkadaşlar mesela a kare, b kare ve eksi 2 ab yani bu üçünü bir grup yaptığınızda bir tam kare gelecek. Neyin karesi? a eksi b'nin karesi. Bir de yanlarına ne var? Eksi c kare var. Daha sonra iki kare farkını uygulayacağız. Altta da arkadaşlar eksi 2 bc görünce B kare artı C kare de yanına yaz. Bu üçü ne oluyor? Yine bir tam kare geliyor. Neyin karesi arkadaşlar? B eksi C'nin karesi. Bir de ne var orada? Eksi A kare var. Orada da yine iki kare farkı geldi. Önce pay kısmındaki kare farkını uygulayalım. A eksi B eksi C. A eksi B artı C diyoruz. Paydaya bakıyorum. B eksi C eksi A. B eksi C artı A şeklinde çarpanlarına ayrılır. Burada arkadaşlar mesela şu iki ifade şöyle kırmızıyla çizeyim. Sadeleşir ama bunlara dikkat edin. Bunlar ters işaret. Yani birinde eksi 1'i biri yazacaksınız. Ve eksi 1'i dağıtın içeri arkadaşlar diğer çarpanda. O da ne olur? B artı C eksi A bölü aşağıdaki de B eksi C artı A şeklinde olur. Yani ifadenin en sade hali arkadaşlar budur. Evet arkadaşlar bu soruda ifadesini yine en sade hali bizden istenmiş. Önce paya bakalım. Payda arkadaşlar 2 kare farkın aslında çarpanlarına ayrılmış halini görüyorum. Dikkat ederseniz. Burada 8. dereceden kök 3'e A 1'e de B derseniz A-B A -B, artı B var. Çarpıldığında ne olacak? A kare eksi B kare olacak. Yani 8. dereceden kök 3'ün karesi eksi 1'in karesi geliyor pay. Şimdi paydaya bakalım. Paydada arkadaşlar şimdi kare kök 3 görüyorsun. Bu kare kök 3 arkadaşlar 4. dereceden kök 3'ün karesine eşittir. E bir de zaten birin karesi. Şimdi biz yukarıyı düzenlediğimizde pay kısmına dikkat edin. Burada 2 ile 8 arkadaşlar sadeleşecek ve şurada 4 gelecek. Yani 4. dereceden kök 3 geliyor. Eksi 1. Şimdi paydada biz iki kare farkından ifadeyi çarpanlarına ayırırsak zaten pay kısmındaki ifadenin aynısı gelecek zaten. Hemen payda da arkadaşlar iki kare farkını yapalım. Dördüncü üzerinden kök 3 eksi 1. Dördüncü üzerinden kök 3 artı 1 şeklinde ifadeyi çarpanlarına ayırıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın bunlar gitti. Sadece işte. Ne kaldı yukarıda? 1. Paydaya dikkat edin. Ve şu ifade var orada. Eksi 1'i karşıya atarsak ne geliyor? x artı 1. Bakın 3 üzeri neymiş? 1 bölü 4. 3 üzeri 1 bölü 4 nedir arkadaşlar? 4'ün üzerinden kök 3'tür. Yani arkadaşlar 4'ün üzerinden kök 3 yerine biz ne yazacağız? x artı 1 yazacağız. Yazalım. x artı 1. Bir de orada ne var? Dikkat ederseniz bir 1 daha var. Yani paydamız x artı 2 oldu. İfade 1 bölü x artı 2'ye eşittir. Evet arkadaşlar bu soruda Mesela yukarıda üçlü terim görüyorum. Çarpımları 144 olan toplamı eksi 40 olan iki sayı. Nedir arkadaşlar? Eksi 4 ile eksi 36. Çarptığımda 144 yapar. Topladığımda eksi 40 yapar. Ve o zaman arkadaşlar bakın x üzeri 4 x karenin karesi olduğu için bu ifadeyi ben x kare eksi 4 x kare eksi 36 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. Şimdi alttaki ifadeye bakıyorum. Orada x kare eksi 12x artı 36 görüyorum. Bu da arkadaşlar nedir? x eksi 6'nın karesidir. Yani bir tam kare çarpı x eksi 2 de yanında var. Şimdi arkadaşlar yukarıda 2 kare farkı geldi. iki tane. Onları çarpanlarına ayıralım. x eksi 2 çarpı x artı 2. Bir de x eksi 6 ile x artı 6'nın çarpımı bölü x eksi 6'nın karesi çarpı x eksi 2. Şimdi arkadaşlar burada x eksi 2'ler gitti zaten. x eksi 6'nın 1'i gider. Ve yukarıda x eksi 2 ile pardon x artı 2 ile x artı 6'nın çarpımı geldi. Aşağıda x eksi 6 yani paydamız x eksi 6. Pay kısmında arkadaşlar x artı 2 ile x artı 6'nın çarpımı ister öyle yazın isterseniz çarpım fark etmez. Çarptığımızda da x kare artı 8 x artı 12 gelir. Yani ifadenin en sade hali arkadaşlar budur. Evet arkadaşlar bu soruda şu ifadenin paydasına bir yazalım ve payda işleme yapalım. Bunu x eksi 1 ile çarpalım. Yani pay ve payda x eksi 1 ile çarpalım. Şimdi x eksi 1 ile çarptığımızda ne gelecek? Bakın sizden x üzeri 5 eksi 1'in çarpanlarına e, ayrılmış halini hatırlamanızı istiyorum. Bunu daha önceki videomuzda yaptık. Şimdi nasıl çarpanlarına ayrılıyordu? x eksi 1 ile başlıyorduk hatırlarsanız. Daha sonra x üzeri 4 ile devam ediyorduk ve eksiyle başladığımız için ikinci çarpandakilerin hepsinin işareti artı oluyordu. Ve x'in kuvveti azalırken birin kuvveti de artması gerekiyor. Ancak birin kuvvetleri hep birdir ve çarpmada etkisizdir. O yüzden onları yazmıyorduk hatırlarsanız. X³, x² x küp x kare şeklinde gidiyor gidiyordu. x'in kuvveti azalarak devam ediyor. Artı bir. Şimdi bakıyorum bu ifadenin aynısını burada görüyorum zaten sol tarafta. Yani ben x eksi 1 ile payı çarptığım zaman pay kısmı x üzeri 5 eksi 1 gelecek. Ve bunları ortak paydada yazarsam şu şekilde bakın. Ve burada x üzeri 5'ler gidecek zaten. 1 artı 1 eksi. Şimdi pay kısmında ne geldi? x kare eksi 1 var dikkat ederseniz. Paydada da x eksi 1 var. Ve yukarıda hemen 2 kare farkından çarpanlarını ayırdığımızda x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı ve burada x eksi 1'ler gidiyor. En sade hali arkadaşlar x artı 1 oluyor. Evet arkadaşlar bu soruda x üzeri 8 eksi y üzeri 8 iki kare farkıdır. Çünkü x üzeri 8 x üzeri 4'ün karesi y üzeri 8 de y üzeri 4'ün karesi. Ben bunu x üzeri 4 eksi y üzeri 4 x üzeri 4 artı y üzeri 4 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. Ve burada arkadaşlar ne yapacaktır? Bunlar sadeleşecektir. Şimdi pay kısmına ne geldi? x üzeri 4 eksi y üzeri 4. O da iki kare farkı. Onu da çarpanlarına ayıralım. O da arkadaşlar x kare eksi y kare çünkü bunların kareleridir ayrı ayrı baktığımızda x kare artı y kare şeklinde çarpanlarına ayrılıyor. Pay kısmında zaten x kare artı y kare vardı ve bunlar da gitti. Şimdi ne geldi? Pay kısmında x kare eksi y kare geldi. Orada da iki kare farkını yapalım. O da x eksi y ile x artı y'nin çarpımı. zaten aşağıda x artı y var. x artı y'ler de gitti. Ne geldi arkadaşlar? x eksi y geldi x eksi y aslında bize soruda verilmiş. Bakın y'yi karşıya gönder. Ve x eksi y'nin oradan 5 geldiğini görebiliyoruz. Yani cevabımız demek ki arkadaşlar 5'miş. Evet arkadaşlar soruda a artı b ile a çarpı b bize verilmiş. a üzeri 4 artı b üzeri 4 ifadesi isteniyor. Önce arkadaşlar a kare artı b kareyi bulalım isterseniz. Şimdi a kare artı b kareyi bulmak için isterseniz a artı b'nin karesini alın. Yani her iki tarafın karesini alın oradan bulun. Veya şunu da yapabilirsiniz. A, kare artı B kare arkadaşlar neye eşittir? A artı B'nin karesine eşit desem olur mu? Değil. Ne yapmamız lazım? Çünkü burada bakın bu bir tam karedir. Burada çarpımdan iki katı var. Sol tarafta yok. O yüzden arkadaşlar çarpımın iki katını çıkarmanız gerekiyor. Yani eksi 2 AB'yi çıkaracaksınız. Bunu kullanabilirsiniz. A artı B zaten 7 idi. 7'nin karesi 49. Eksi A çarpı de 6 idi. 2 ile 6'yı çarptık. 12. A kare artı B kare arkadaşlar buradan ne geldi? 37 geldi. Şimdi bizden ne isteniyor? A üzeri 4 artı B üzeri 4. Biz ne yapacağız? Bunun da karesini alacağız. Hemen karesini alalım arkadaşlar. Her iki karesini alın şöyle. A üzeri 4 artı B üzeri 4 diyelim. Bir de çarpımdan iki katı gelecek. O da 2 A kare B kare olacak. 37'nin karesi de arkadaşlar 1369 olur. Şimdi burada a kare art, pardon a kare çarpı b kare yani şu ifadeden bahsediyorum arkadaşlar mesela. Bu nedir? a çarpı b bize 6 verildiği için o da 36 olacaktır. 2 çarpı 36 72. 72'yi karşıya gönderelim. a üzeri 4 artı b üzeri 4 ifadesi 1369 eksi 72 olur. Oradan da cevabımız 1297 gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra da üstteki ifade verilmiş. Buna göre alttaki ifadenin de değeri bizden isteniyor. Şimdi tabi üstte x'i bulmaya çalışmayın. Çünkü öyle kolay bulunacak ifade verilmez. Ben alttaki ifadeyi bulabilmem için e, bana ne gerekli? Önce onu görmem gerekiyor. Ne gerekli arkadaşlar? x artı 2 bölü x veya x eksi 2 bölü x bunlardan biri olursa karesini aldığımda rahatlıkla bu ifadeye ulaşabilirim. O halde yukarıdaki ifadede her iki tarafı x'e bölerek bunlardan birini bulabilirsiniz. Bakın x kare eksi 5x artı 2'yi x'e bölüyorsunuz. Aynı şekilde sıfırı da x'e böldünüz. Yani her iki tarafı x'e böldünüz. x kare x'e böldüğünüzde x eksi 5 x x'e böldüğünüzde eksi 5. Diğeri de 2 bölü x olacak ve sağ taraf sıfır. Eksi 5'e gönder karşıya x artı 2 bölü x'in buradan 5 geldiğini görebilirsiniz. Artık istenene buradan ulaşabilirsiniz. Yani her iki tarafın karesini alarak isteyenine ulaşın. Yani arkadaşlar x artı 2 bölü x'in karesini alıyorum. Karşı taraf ne oluyor? 5'in karesi 25 oluyor. Buradan x kare artı çarpımdan 2 katı geliyor. Dikkat edin. 2 çarpı x çarpı 2 bölü x artı ikinci terimin karesi 4 bölü x kare eşittir. 25 oluyor. Ve burada arkadaşlar x'ler sadeleşiyor. 2 çarpı 2 4 gönder karşıya. x kare artı 4 bölü x kare yani isteyen ifade 25 eksi 4'ten 21 olur. Evet arkadaşlar bu soruda da mesela iki tane ifade verilmiş. X kare artı Y kare isteniyor bunlara göre. Şimdi yukarıdaki ifadede arkadaşlar önce bir payda işleme yapalım. Şunu Y ile diğerini de X ile çarpalım. Ve oradan ne geliyor? Y eksi X bölü X çarpı Y eşittir 7 geliyor. Ve burada arkadaşlar işler dışarı çarpımı yaptığımızda Y eksi X 7 X Y'ye eşit oluyor arkadaşlar. Şimdi x çarpı de neymiş? 3 eşitmiş. Hemen x çarpı yerine 3 yazarsak şurada oradan y eksi x arkadaşlar 21 gelir. Şimdi x kare artı y kareyi artık rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen her iki tarafın karesini alabilirsiniz veya biraz önce gösterdiğim gibi özdeşliği kullanarak da yapabilirsiniz. Her iki tarafın karesini alalım. y eksi x'in karesi arkadaşlar 21'in karesi ne yapacaktır? 441'e eşit olacaktır ve oradan y kare eksi 2 eksi artı x kare eşittir. 441 olur. x çarpı y 3'tü. Yerine yazarsak şu ortadaki terim arkadaşlar 6 gelecektir. Yani şunu yerine 3 yazdığınızda eksi 6 oluyor. Eksi 6 ile karşıya gönderirsek x kare artı y kare arkadaşlar oradan 447 olur. Evet arkadaşlar bu soruda üstteki ifade verilmiş alttaki ifade isteniyor. Şimdi arkadaşlar direkt karesini alırsanız daha sonra işlem yapmanız gerekir. Yani her iki tarafı 4 ile çarpmanız gerekir. Ancak şurada önce 2 ile genişletseniz üstteki ifadeyi. ne oluyor? Üstteki ifade 2A artı 2 bölü 2A yani 1 bölü A geliyor. 2'ler orada sadece şu eşittir 10 geliyor. Bunun karesini aldığınızda direkt sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunun karesini alalım. Birinci terimin karesi 4A kare. Birinci terimle ikinci terim çarpımın 2 katı yazıyorum şekilde. Artı ikinci terimin karesi o da eşittir 100 geliyor. Ve burada a'lar gidiyor. 2 çarpı 2 4. At bunu karşıya. 4 a kare artı 1 bölü a kare arkadaşlar 100 eksi 4'ten 96 olur. Evet arkadaşlar bu soruda da mesela x ve y verilmiş alttaki ifade isteniyor. Soruyu çözmeden önce arkadaşlar isterseniz bazı özdeşlikleri yine bir hatırlatalım. Şimdi mesela x kare artı y kare istendi. Desem ki ben size x artı y'nin karesine eşit midir? Tabii ki eşit değildir. Sağ tarafta tam kare var. Ve orada çarpımın 2 katı gelecek yani 2x o sol tarafta yok o zaman ne yapmanız lazım 2x'i çıkarmanız gerekir ve arkadaşlar x kare artı y kare eşittir desem x eksi y'nin karesi olur mu tabii ki olmayacaktır ve yine sağ tarafta bu sefer çarpımın 2 katı eksi 2x'e gelecek ne yapmam lazım ben artı 2x'i ekleyerek soldaki ifadeye bunu eşitleyebilirim ve arkadaşlar şunu desem mesela x artı y'nin karesi ile x eksi y'nin karesi birbirine eşit olur mu tabii ki olmaz. Sol tarafta çarpımların 2 katından artı 2 eksiye gelir. Sağ tarafta da çarpımların 2 katından eksi 2 eksiye gelir. Ben bunu sol tarafa eşitleyebilmem için sağ tarafa arkadaşlar 4 eksiye eklemem gerekir. Ekleyelim 4 eksiye arkadaşlar. Eklediğimizde eşit olur. Ha bu 4 eksiye sola alırsanız yine eşit olur. Yani şöyle de yazabiliriz. X eksiyenin karesi x artı y'nin karesine eşit değil. Bu sefer 4 eksiye sola atmış oluyorsunuz. Yani eksi 4 eksiye oluyor. Şimdi arkadaşlar, soruya baktığım zaman şu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Bu ifade düzenleyip de yapabilirsiniz. Direkt x artı y'nin karesine eşittir zaten. Neden derseniz Çünkü zaten x eksi y'nin karesinde eksi 2x'e gelecek. E ben bunu 4x ile topladığım zaman artı 2x olacak. O da x artı y'nin karesinde geliyor zaten, değil mi? Artı 11. Bizden istenen bu. Yani x y'yi toplayalım. 4, 5 daha. Tam kısımları toplayın. 4, 5 tane yapıyor 9. E, küsuratlardan da 1 gelir. Yani toplam arkadaşlar x artıya buradan 10 gelir. Yani onun karesi 100 olur. 11'de de eklediğimizde cevabımız 111 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruda a sıfırdan büyük demiş. A artı 1 bölü a kareyi vermiş. A küp artı 1 bölü a küpü istiyor. Şimdi arkadaşlar ben bu isteğini bulabilmem için a artı 1 bölü a'yı bilmem gerekiyor. Önce bunu bulmam lazım. Hemen bulalım arkadaşlar. Üstteki ifadede a kare artı 1 bölü a kare a artı 1 bölü a'nın karesi desek olur mu? Tabii ki hayır. Burada arkadaşlar çarpımın iki katı var. Tam kare ya bu sağ taraftaki. Ne yapmamız lazım? Onu çıkarmamız lazım. Yani çarpımın iki katını çıkarıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi a kare artı 1 bölü a kare zaten 5 olarak verilmiş. a artı 1 bölü a'nın karesi dedim. a'lar gitti. Eksi 2, eksi 2'yi karşıya gönderdiğimde 5 artı 2'den 7 geldi. Oradan arkadaşlar a artı 1 bölü a artı eksi kök 7 gelir. Tabi a sıfırdan büyük olduğu için biz kök 7'yi alacağız. Şimdi arkadaşlar a küp artı 1 bölü a küpe bakalım. Şimdi bunu iki farklı şekilde bulabiliriz demiştik. Şimdi değer bulurken kullandığımızı kullanacağız. Bunu da şöyle göstermiştim. Bu ifade arkadaşlar a artı 1 bölü a'nın küpüne eşit mi? Değil. Ne yapmamız gerekiyor? Çarpımların 3 katını çıkaracağız. Tabii kimle çarpımı? Bir de kendisiyle. Yani a artı 1 bölü a ile çarpımını çıkartacağız. İsterseniz bunu bir hatırlatalım arkadaşlar. x küp artı y küp. Daha önce yazmıştık. x artı y'nin küpü tam küp açılım binom açılımından demiştim Hatırlarsanız eksi 3 eksiye çarpı x artı y'ye eşittim. Şimdi kullandığımız bu arkadaşlar. Yani o çarpanlarına e, ayırdığımız yöntem değil. Çarpanlarına ayırıp da yapabilirsiniz. Sorun yok. Ya da bu yöntemi de kullanabilirsiniz. İsterseniz iki yöntemi de gösterelim. Önce bu yöntemi gösterelim arkadaşlar. Burada a artı 1 bölü a yerine e, bulduğumuz kök 7'yi yazıyorum. Kök 7'nin küpü. Eksi 3 çarpı. Zaten bunlar gitti. Diğeri de zaten kök 7'ydi. Kök 7'nin küpünü aldınız arkadaşlar. Zaten karesi 7 olacaktır. ve bir tane de kök 7 ile çarptığınız zaman kök 7'nin küpü olur. Eksi 3 kök 7 dediğimiz zaman cevap buradan 4 kök 7 gelir arkadaşlar. Bir de diğer yöntemi gösterelim. Bu yöntemde arkadaşlar a artı 1 bölü a'yı bulacağız. Yani oraya kadar zaten aynısını yapacağız. Biz de bunu ne bulmuştuk? Artı eksi kök 7 bulmuştuk hatırlarsanız. A sıfırdan büyük olduğu için kök 7 almıştık. Yine kök 7 olarak alacağız. Bundan sonrasını farklı yöntemle yapacağız. Yani çarpanları ayırma yöntemini kullanacağız. x küp artı y küpü nasıl çarpanlarına ayırıyorduk hatırlarsanız. x artı y çarpı x kare eksi x y e artı y kare şeklinde. Şimdi a küp artı 1 bölü a küp dediğimiz zaman a artı 1 bölü a çarpı a kare eksi a ile 1 bölü a'nın çarpımı artı 1 bölü a'nın karesi. Şimdi a artı 1 bölü a'yı kök 7 bulduk. Burada zaten a'lar gitti. a kare artı 1 bölü a kare de zaten biliyoruz. Bakın 5. O zaman parantez içi 5 eksi 1 geliyor. Şu ikisi 5 bakın. Bir de ortada eksi 1 geldi. Yani 4 geldi. Oradan cevap 4 kök 7 olur. Evet arkadaşlar bu soruda önce işler dışlar çarpımı yaparak başlayalım. 6 eşittir x kök x eksi 11 kök x olur ve istenene baktığımda işin içinde arkadaşlar 3 çarpanını görüyorum. O zaman 11 kök x'ten 2 tanesini sola alıyorum. 6 artı 2 kök x yapıyor ve burada ben 2 parantezine aldığımda 3 çarpanı gelecek zaten. Aynı şekilde sağ tarafta ne kalıyor? Bakın x kök x eksi 9 kök x geliyor. Orada kök x parantezine aldığınızda x eksi 9 gelecek. Orada da Yine x eksi 9'u çarpanlarına ayırdığınızda istenen ifadeye ulaşacağız zaten arkadaşlar. Sol tarafta iki parantezini alalım. 3 artı kök x'i gördük. Şimdi sağ tarafta ne yapacağız arkadaşlar? x eksi 9'u çarpanlarına ayırıyorum. Biliyorsunuz x kök x'in karesi. O zaman kök x eksi 3 kök x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Ve soldaki kök x artı 3 ile sağdaki kök x artı 3 gider. Sağ tarafı çarparsam bakın kök x'e kök x'i e çarptım. x eksi 3 kök x 2 eşit geldi. İstenen ifade nedir? Bunun sadece ters işaretlisi. Yani işaretini değiştireceğiz arkadaşlar. Oradan cevap eksi 2 olur. Evet arkadaşlar bu soruda pay pi ve payda da 4'er tane terim görüyoruz. O zaman ne demiştik? Gruplandırma yöntemini kullanalım. Şimdi pay kısmına bakıyorum. Şu ikisini gruplandırdığımda İki kare farkı diğer ikisini gruplandırdığımda orada da y-x ya da x-y çarpanı rahatlıkla bulabilirim. O zaten solda var. O zaman sorun çıkmaz. Önce payı düzenleyelim isterseniz. İki kare farkından çarpanlarını ayırıyorum. x-y çarpı x artı y. Arkadaşlar bakın orada 3 değil. Eksi 3 parantezine alıyorum ki x-y yani soldaki gruptaki çarpanlardan birinin aynısı gelsin. Şimdi alttaki ifadeye bakıyorum. Orada da 3'e 1 şeklinde gruplandıracağım. Yani x kare eksi 6 x ve 9'u alacağım. O nedir? x eksi 3'ün karesidir. Bir de ne var orada? Eksi y kare var. Sonra arkadaşlar pay kısmında x eksi y ortak çarpan parantezine alıyorum. İlk grupta x artı, ikinci grupta eksi 3 geliyor. Altta da 2 kare farkını uyguluyorum. Yani x eksi 3 eksi y. x eksi 3 artı y şeklinde. Ve burada x artı eksi 3'ler sadeleşiyor. Pay kısmında x eksi y geliyor. O da zaten 9 olarak verilmiş. Cevap 9 bölü aşağıda arkadaşlar x eksi y eksi 3 yani 9 eksi 3 var. 9 bölü 6 olur. Sadeleştirdiğimizde oradan 3'e e bölersek arkadaşlar cevabımız 3 bölü 2 gelir. Evet arkadaşlar bu soruda da istenene baktığımız zaman yukarıdaki ifadenin karesini aldığımızda direkt gelmiyor. O zaman arkadaşlar yukarıda bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Her iki tarafı eksi 1 ekleyelim. Yani x eksi 1 eksi 3 bölü x eksi 1 eşittir. 7 eksi 1 ne yapar? 6. Ya da 7'den bir tanesini karşıya atmış oldunuz. Böyle de diyebilirsiniz. Şimdi bu ifadenin karesini aldığınızda zaten istenen ifadeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen her iki tarafın karesini alalım. Şöyle. Tabi x eksi 1'i burada bir bütün olarak düşünüyoruz. x eksi 1'in karesi. Bu birinci terimin karesi gibi. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi olacak. Çünkü arada eksi var dikkat ederseniz. 2 çarpı x eksi 1 çarpı 3 bölü x eksi 1. Sonra ikinci terimin karesi. O da 9 bölü x eksi 1'in karesi yapar. Eşittir 36. Şimdi burada x eksi 1'ler gitti zaten. Bakın arada eksi 2 çarpı 3 yani eksi 6 geldi. Eksi 6'yı karşıya gönderdiğimizde iş biter zaten arkadaşlar. x eksi 1'in karesi artı 9 bölü x eksi 1'in karesi. Eksi 6 karşıya artı 6 olarak gitti. 36 eklendi. O da 42 oldu. Cevabımız budur. Evet arkadaşlar bu soruda bir düzenleme yaparsak işimiz daha kolay olur. Mesela küp kök x'e a dediğimiz zaman her iki tarafın küpünü alırsanız x ne olur arkadaşlar? Tabii ki a küp olur. O zaman verilen a artı 1 bölü a'dır. Yani 4 verilmiştir. İstenen de a küp artı 1 bölü a küp olur. Yani soruyu bu şekilde düzenlersek arkadaşlar daha kolay olacaktır. Yani daha anlaşılır olacaktır. Şimdi arkadaşlar a küp artı 1 bölü a küpü bulmak için hemen yazalım. a küp artı 1 bölü a küp. a artı 1 bölü a'nın küpüne eşit miydi? Tabii ki hayır diyorduk hatırlarsanız. Eksi 3 çarpı a çarpı 1 bölü a bir de a artı 1 bölü a ile bunu çarpıyorduk hatırlarsak. Şimdi verileni yazalım. A artı 1 bölü A bize 4 verilmiş. 4'ün küpü eksi burada A'lar gidiyor. 3 çarpı 4. Yani arkadaşlar cevabımız 64 eksi 12'den 52 gelir. Evet arkadaşlar. Bu soruyu da bir önceki sorudaki gibi düzenleyelim isterseniz. Kök A'ya X diyelim. Her iki tarafın karesini aldığımda A eşittir arkadaşlar. X kare olur. O zaman arkadaşlar verilen X artı 1 bölü X'tir. Bu 5 verilmiştir. İstene dikkat edin. Burada A zaten X kareydi kök x ile çarparsam x küp oluyor. Yani x küp artı 1 bölü x küp benden istenmiş. Şimdi ben de diyorum ki x küp artı 1 bölü x küp. x artı 1 bölü x'in küpüne eşit mi? Ben bu yöntemi kullanıyorum. Ama arkadaşlar siz diğer yöntemi kullanabilirsiniz. Yani çarpanlarına ayırıp yapabilirsiniz. Ancak orada x kare artı 1 bölü x kareyi de bulmanız gerekir. Yani ekstra bir işlem gerektiği için ben direkt bunu kullanıyorum. Ama isterseniz onu da kullanabiliriz. Önce bunu gösterelim isterseniz. x artı 1 bölü x'in küpüne eşit mi? Hayır. Ne yapıyoruz? Eksi 3 çarpı x çarpı 1 bölü x. Bir de x artı 1 bölü x'e bunu çarptığımız zaman. E, bu özdeşliği daha önce göstermiştik zaten. Sağlanıyordu. Bu iki ifade birbirine eşit. Şimdi x artı 1 bölü x zaten 5 olarak verilmiş. 5'in küpü. Eksi burada x'ler gitti. 3 çarpı 5 geldi. Yani arkadaşlar cevabımız. 125 eksi 15. Oradan da 110 gelir. Eğer siz böyle değildi. hani Diğer yöntemi çarpanlara ayırmayı kullanmak istiyorsanız o zaman x küp artı 1 bölü x küp eşittir. x artı 1 bölü x çarpı x kare. Bir de bu da ne yapacaksınız? Bunların çarpımları eksi. x'e 1 bölü x'i çarparsanız 1 gelir. Artı 1 bölü x kare. Bunu kullanabilirsiniz. Bakın bu 5 verilmiş. Ancak x kare artı 1 bölü x kare yok. Onu da bulmanız lazım. Nereden bulacaksınız? Buradaki x artı 1 bölü x'in karesini alarak onu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bulduktan sonra yerine yazıyorsunuz. İsterseniz onu da bulalım. Şöyle biraz sıkıştıracağız ama. Her tarafın karesini alıyorum. x kare çarpımın iki katından 2 geliyor. Çünkü x'ler gidiyor Artı 1 bölü x kare eşittir 25. 2'yi gönder karşıya. O zaman x kare artı 1 bölü x kare 23 gelir. Şu 23. Bir de ne var orada? Eksi 1 var. Yani 22. 5 çarpı 22 arkadaşlar 110 olur. Evet arkadaşlar bu soruda bizden 5 üzeri 16 artı 1 ifadesinin A türünden karşılığı istenmiş. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki ifadede her iki tarafı 5'in karesi eksi 1 ile çarptığınızda şöyle gösterelim isterseniz. Şu sola dikkat ederseniz burada iki kare farkının çarpanları geliyor. Yani 5'in karesi eksi 1 ile 5'in karesi artı 1'i çarparsam ne gelir? 5'in karesinin karesi yani 5 üzeri 4 gelir. Eksi 1'in karesi de 1. Yani şu ifade çıkacaktır. Çarpı 5 üzeri 4 artı 1. Çarpı 5 üzeri 8 artı 1. Karşı tarafta ne var? 25 eksi 1'den 24. 24 a geliyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz 5 üzeri 4 eksi 1 ile 5 üzeri 4 artı 1 geldi. Bunları çarptığında ne olur? Burada da yine iki kare farkının çarpanlarıdır. O da 5 üzeri 4'ün karesi. Yani 5 üzeri 8 eksi 1 gelir. Daha sonra arkadaşlar 5 üzeri 8 eksi 1 ile 5 üzeri 8 artı 1'i çarpalım. Yani şunları. Bunları çarptığımız zaman da arkadaşlar 5 üzeri 8'in karesi yani 5 üzeri 16 eksi 1'in karesi de 1 gelecek. Eşittir 24 a. Benden istenen 5 üzeri 16 artı 1 isteniyor. Yani ben burada arkadaşlar her iki tarafı 2 eklediğimde 5 üzeri 16 artı 1'i bulurum zaten. Karşı tarafı 2'ye eklediğimde cevapta çıkmış olur. Yani 24A artı 2'dir. Evet arkadaşlar bu soruda ifadesinin A türünden karşılığı bizden istenmiş. Önce 9 üzeri 1 bölü 12 düzenleyelim. Yani şu ifadeyi düzenleyelim. Bu nedir arkadaşlar? 3'ün karesi üzerinde 1 bölü 12 yok mu? Burada 2 ile 1 bölü 12'yi çarptığın zaman ne olacak? Sadeleşecek 1 bölü 6. Yani ifade 3 üzeri 1 bölü 6 eksi 1 Şeklinde olacak. Yanında 3 üzeri 1 bölü 6 artı 1 var. Onun yanında da 3 üzeri 1 bölü 3 artı 1. Daha sonra da 9 üzeri 1 bölü 3 artı 1 var. Şimdi biz şu ikisini çarptığımız zaman arkadaşlar ne gelir? Ee, 3 üzeri 1 bölü 6'nın karesi. O da nedir arkadaşlar? Şöyle 3 üzeri 1 bölü 6'nın karesi. Tabii eksi 1 de olacak yanında. Yine 2 ile orada 6'yı sadeleştirebilirsiniz. O da 3 üzeri 1 bölü 3 gelir. Yani şöyle 3 üzeri 1 bölü 3 eksi 1. Şimdi onun yanında ne oluyor? 3 üzeri 1 bölü 3 artı 1 var. Bakın. Yanında bir de 9 üzeri 1 bölü 3 artı 1 var. Şimdi biz şu ikisini çarparsak ne gelir arkadaşlar? O da 3 üzeri 1 bölü 3'ün karesi. Yani 9 üzeri 1 bölü 3 eksi 1 gelecektir. Yanında da 9 üzeri, 3, 9 üzeri 1 bölü 3 artı 1 var. Bunları çarpmaya gerek yok. Şimdi 9 üzeri 3 eksi 1 nedir dediğimizde yukarıya bakalım biri karşıya gönderebilirsiniz isterseniz. Şöyle oradan ne gelir? E, 9 üzeri 1 bölü 3 eksi 1 a eşit olur. Ya da isterseniz 9 üzeri 1 bölü 3 yerine a artı 1 yazın. a artı 1 eksi 1 biri diğeri de a artı 1 artı 1 gelir. Şöyle. Sonuç olarak a ile a artı 2'nin çarpımıdır cevabımız. İsterseniz bunu da çarpalım. Oradan a kare artı 2a geldiğini görebiliriz. Evet arkadaşlar bu soruda x kare artı 10x artı 11 değeri bizden isteniyor. Şimdi eksi 5'i karşıya gönderelim. Üste x eksi 5 ne eşit olur? 3 köy 2 eşit olmaz mı? Sonra her iki tarafın karesini alalım. x kare birincinin karesi çarpma 2 katı x 10x artı ikincinin karesi 25 yapar. O da 3 köy karesi 18 gelir. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz x kare artı 10x artı 11 var. Yani siz isterseniz şurada artı 11 yapmak için 14'ü karşıya gönderirsiniz. Şöyle. O zaman burada ne kalır? 11. Karşıda 18 eksi 14 olur. Yani cevabımız buradan 4 gelir. Evet arkadaşlar bu soruda da istenende bir payda işleme yapalım isterseniz. Şunu x ile diğerini y ile diğerinde paydası 1 onu da arkadaşlar x çarpı y ile payda işleyelim. İfadeyi düzenleyelim. x kare artı y kare eksi 2 x y oluyor pay. Paydamız da x ile y'nin çarpımı geliyor. Üst tarafta arkadaşlar x eksi y'nin karesi var. x eksi y'nin karesi var. Altta da x ile y'nin çarpımı. Yani kök 5 artı 2 ile kök 5 eksi 2'nin çarpımı var. Şimdi x eksi y'ye bakalım. Hemen şurada farkını alıyorum arkadaşlar. Burada ne olacak? Kök 5'ler gidecek. Şu eksi 2 artı 2 olacak ve buradan x eksi y'ye 4 gelecek. Yani üst taraf 4'ün karesi. Alt tarafta arkadaşlar bakın kök 5 artı 2 ile kök 5 eksi 2 çarpıyoruz. Orada ne geliyor? Kök 5'in karesi 5 2'nin karesi 4. Yani 5 eksi 4 geliyor. Yani 1 arkadaşlar. Cevap doğrudan 16 bölü 1'den 16 olur. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.